15 Temmuz'un bir de karanlık yönü var diye düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kılcal damarlarına sızmış bir ihanet çetesi ve bir zamanlar o ihanet çetesiyle aynı yolda yürüyenlerin geçmiş döneme bıraktığı izler. Çok şey yazıldı, çok şey söylendi bu konuda. Gel gelelim, o karanlık tarafın aydınlanması için bir süre daha geçmesi gerekiyor gibi. Çünkü o gün olan biten ne varsa şimdilik seccadenin altına süpürülüyor gibi. Elbette gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bekleyip de görelim demiyorum. Mücadele edelim de şu seccadenin altındakiler teker teker ortaya dökülsün. Bu konuda da hiç kuşkunuz olmasın ki tarihin gerçeklerin ortaya çıkması hususundaki tarzı dürüsttür ve yüzlerce hatta binlerce örnekleri ortadadır. Her ne kadar 15 Temmuz griliğinin başarısız bir darbe girişimi olduğu iddia edilse de aynı görüşte olmadığımı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bana göre 15 Temmuz'da yaşanan, hedeflenen, üzeri örtülen ne varsa sonucu başarıya ulaşmıştır. Mazisi insanlık tarihi kadar eski bir ulusun, yine mazisi zaferlerle dolu olan ordusu içerisinden tam kalbinden toplar, atar, kılcal damarlarına kadar yara almış, vurgun yemiş, kolu kanadı kırılmış, şeref ve onuru iki paralık olmuş hale getirilmiştir. Bir iç çürüme, bir kanser hücresi büyümüş, dağılarak çoğalmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varoluş sebebi, yaşam kaynağı olan yüce Türk milletiyle arasına nifak sokulmuştur. Bağrından çıktığı vatan toprağı ve millet sinesini hançerlemiştir. Ağır aksak da olsa rayında gitmeye çalışan genç demokrasimizin bugünlere kadar süregelen yolculuğunda askerin siyasete, siyasetin askere bakış açısı, tutum ve uygulamaları bizler gibi saray ve saltanat çöküntüsünden çıkarak demokratikleşme yolunda ilerleyen fakat hala dağ taşların yerine oturabilmesi için çaba sarf edilmesi gereken bir noktada olduğumuz gerçekliğini görmemiz gerekir. İleri demokrasilerde asker siyasetin, siyasette yurttaşın emrindedir. Ama ileri demokrasilerde elbette. Bizim gibi güdümlü sözde demokrasilerde ise görüldüğü üzere bir tiyatro oyunu. Seçim sisteminden seçtiren sisteme, sandık başından sandık sonuna, oy sayım sistemine kadar her şey ama her şey o istenen demokratik seviyenin yanından bile geçemiyor. Bu konu hem seçen hem de seçilenler tarafından da bilinen bir acı gerçek olmakla beraber bu oynanan tiyatroda politikacıların gayet iyi bildikleri bu senaryoyu sahnelemeye devam etmeleri tam bir trajedidir. Özü seçer gibi yapıp seçtiriyorlar. Sistem böyle işleyip gidiyor. Sözü 15 Temmuz'un gri tarafları hakkındaki şüphelerimle açmıştım. Seçim, sistem, seçen ve seçilenler başlı başına başka bir yazı konusu sevgili dinleyici. Sorularsa şunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlık sebebi nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri görev emrini son tahlilde hangi tüzel kişilikten alır? Türk Silahlı Kuvvetleri kimin emrindedir? Atatürk'ün kullandığı Millet Meclisi orduları tabiri ne anlama gelmektedir? Bu soruları sormaktaki amacım anayasal bir devlet düzeni içerisinde var olabilmenin teminatı olan ordunun hukuksal zeminini bir kez daha hatırlatabilmektir. Yurt ve yurttaş güvenliğinin tek dayanağı, varlığının teminatı olan bir kurum elbette ki hedefe alınıp hedefe oturtulacaktı. Bu kurgu içinden içlerine sızılarak dışarıdan ya da sivil siyaset yoluyla çeşitli oyunlarla hayata geçirilecekti. Böyle de oldu. Çünkü birilerinin Lozan'la varlığını tüm dünyaya kabul ettirmiş olan son Türk devletiyle paylaşacak kozları hala vardı. O kozlar paylaşılacaktı. O kozlar paylaşılıyordu.
devleti hedef alan yapı elbette ki askerini, yani o devlet ve milletin bekasını koruyup kollayanı hedefe oturtacaktı. Adı Ergenekon, adı Balyoz, adı Poyrazköy, adı İzmir Casusluk, adı Silivri Nemrut Mustafa Paşa Divanı olacaktı. Bu organizasyon içerisinde de mevcut siyasetin muktedir kanadı, bahse konu davaların gönüllü savcısıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış ve beraberine de aynı hedefe yürüdükleri savcıyı alan bu yapı, başçavuşundan genelkurmay başkanına kadar millet ordusunun üzerine çullanıldı. Gel gelelim, millet bu oyuna kanmadı, kandırılamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri yara almadı mı? Şüphesiz aldı. Yaşananlar, vatan ve hürriyet, hürriyet ve cumhuriyet, cumhuriyet ve Atatürk diyen askerlerin tasfiye planıydı. Yerleri boş kalmadı elbette. O yerleri dolduranlar 15 Temmuz griliğinde yolda, köprüde, meydanlardaydı. Milletin boğazına bıçak dayayanlardı. Silivri zindanlarında ordusuna düşman edilemeyen bir millete o gece Boğaz Köprüsü'nde genç harbiyeliler boğazlatılarak hedefe ulaşıldı, amaç başarıldı. Sonrası malum, sonrası Yenikapı. Sonrası 20 Temmuz kanun hükmünde kararname demokratlığında bir AKP sultalığı. Anayasa, meclis, kanun manun hak getire. Tek adam diktatöryası. 2002 yılından itibaren AKP'nin dilinden düşürmediği darbe, darbeciler masalı artık bir Allah lütfuyla iki dudaklarının arasındaydı. Yaşananlar Türk Silahlı Kuvvetleri için tam bir facia, tam bir kara delik karanlığındaydı. Derken Yenikapı, derken yarım yamalak bir asker selamı, derken köprü açılışlarında, düğün derneklerde, selfie pozların konu mankeni bir genelkurmay başkanı. Bu bahsettiklerim nereye götürecek bizleri derseniz eğer, Harbiyeli gençlerin müebbet üzerine müebbet hapis cezalarına çarptırıldığı 15 Temmuz griliğinin bol yıldızlı komutanlarından birisi, önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde şakşakçılığıyla tarafını göstermiş oldu. Saraya kapı kulu mu, milletine asker midir, gördük aradaki farkı. Hem ne olacaktı ki? Üstünden göremediğimizi altından da beklemek saçmaydı. Acaba en büyük asker bizim asker, dün FETÖ'nün talebeleri olarak tanklı tüfekli, bugünse saray ve saltanat düzeninin önde giden şakşakçıları mıydı? Ne oldu da bu hale geldin ey Türk Silahlı Kuvvetleri? Kocatepe'den Akdeniz'e yürümüştü ataların. Şimdilerde iftariyelik şakşakçılık makamı yakıştı mı sana? Vah ülkem vah. Vah Türk Silahlı Kuvvetleri. Atatürk ile kalın. Selam ile. Cem Ayaz.